Kayseriolay.com, Kayseri'nin haber merkezi. Kütüphanesini kuran, kendisinin de yakından tanıdığı merhum babamız Rasim Pehlivanoğlu'nun adının yaşatılacağı Rasim Hoca Kütüphanesi'ni talep ediyoruz demiş. Bizler de ailesi olarak kütüphane yapımına elimizden geldiğince destek vereceğimizin sözünü veriyoruz demişler. Çok iyi. Rasim Hocamı ben tanıyorum. Rasim Hocam bizim ortaokulda, Nazmi Töker Ortaokulu'nda görev yaptı. Bizim dersimize bizzat girmedi ama orada hocaydı. Sonra emekli olduktan sonra Atatürk'ün 10. yıl nutku var ya, onu Atatürk'ün kendi sesinden zannedersiniz. Çıkar şeye, böyle sahneye, konferanslarda Atatürk'ün aynı sesini seslendirerek Atatürk gibi 10. yıl nutkunu okur. Yaya çok da bu eğitim öğretim üzerine çok güzel kitapları vardır. Ben altını üstünü çizerek okudum. Rasim Hocam fötür şapkasını çok itinayla kullanan birisidir. Allah rahmet etsin. Fevzi Çakmak tarafında otururlardı. Rasim Hocam'ın adını Kayseri'de bir kütüphaneye vermek lazım. Benden önce kendi görev yaptığı ilçelere düşer diyeceğim ama kütüphane işi olunca bize düşer. Ben en kısa zamanda bana bir telefon ulaştırırlarsa şimdi size, ben evlatlarıyla, ailesiyle görüşeyim, yapalım bir şey. Öğretmen olmuş diye öğrencilerin, onlar da yaz tatilinde köye gelmişlerdi. Orada bir oda kiralamışlar, orada okuma odası olmuş. Orada oturuyorlar, sohbet ediyorlar ve beni de çağırdılar. Kardeşim, peki ne yapacağız, nereden başlayalım? Birisi dedi ki, okuma odası yaptık zaten biz, öbürü dedi ki, onu kütüphaneye çevirelim dedi. Öğrencilerimden, öğretmen öğrencilerimden kütüphaneye çevirelim dedi. Nasıl çeviririz? Onun müzakeresini yaptık. O zaman dernek kuracağız. O dernek yoluyla bu kiraladıkları okuma odasını, o binaydı. Halk evi, eskiden halk evi diye yapmışlar da, halk odası diye yapmışlar da boş, sebepsiz kalmış, şeysiz kalmıştı, kimsesiz kalmıştı, harap olmuştu. Orayı tamir edelim, orayı kütüphane yapalım dediler. Ve öyle yaptık. Hemen öğrencilerimden, 5. sınıf öğrencilerimden Ethem Uz diye, hiç unutmam, bir öğrencimiz, çok zeki bir öğrencim vardı. Onu evime çağırdım. Yaz bakalım yetim. Şimdi ben söyledim, o yazdı. Bir dernek yazdık. Karayın köyüne kütüphane açma ve geliştirme derneği. Bu. Yazdık. Bu tüzüğü, tüzük bu. Tüzüğü ertesi gün şeyde odada, oturulmanın odada diğer öğretmenlere de okundu. Diğer gençler de köydeki aydın gençler de, hep onlar da benim öğrencilerim oldu. Onlar da okudular, beğendiler ve imza ettik. Tüzüğü imza ettirdik. 28 kişi galiba kurucu, 28 mi 18 mi kurucu üye oldu. Bunları imza ettirdik. Ertesi gün İlgime gittim, kaymakamlığa verdim ve dernek kurulmuş oldu. Karayın Köyü Kütüphane Açma ve Yerleştirme Derneği bu. Ama Eşekli Kütüphane nereden oldum? Şimdi eşek meselesi var. Mustafa Güzelgöz, Hacı Bekir Koca, bu ismi hiç unutmayın. Hacı Bekir Koca. Bu Bedava Mehmet Can'ın kütüphaneye memur olmuştu. Onu da sonradan resmen memur yaptılar. Azmet Berke'nin istemesi üzerinden memur oldu. Fakat evinde çok değerli bir eşeği vardı. Karakoçan diyordu ona. Mustafa Güzelgöz Karakoçan adını takmıştı ona. Ve Karakoçan'la Çivar köylere kitap taşıyayım dedi. Mustafa Güzelgöz'e
Tabii dedim. Sevindi. Cin fikirli, cin gözlü bir adamdı. Nereden fayda geleceğini biliyordu kendisine. Necmettin Hoca'yı teşvik etti o da. Sandıkta kütüphane şey aldılar. Sandık yaptırıldı. Bu sandıklarla köylere eşekle kütüphane taşımaya başladı. Kitap taşımaya başladı Bekir Hoca. Diğer köylerdeki memurlar da buna bakarak kütüphane memuru bunlara bakarak onlar da eşekli kütüphaneyle kitap tutacağımız eşekli kütüphane olayı bu. Kayseri Olay.com Kayseri'nin haber merkezi.